Merhaba dostlarım, bugün sizlere birbirinden güzel en iyi 10 mobil oyun listesini derlediğim introyu alalım. Evet dostlarım, selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Dostlarım, biliyorsunuz bizim önceden yaptığımız 100 mobil oyunluk bir challenge hedef vardı. Ama maalesef gerçekleşmedi, yani mission failed oldu. Ve bu 100 mobil oyunu gerçekten çok fazla isteyenler var. O yüzden tekrardan bir challenge hedef muhabbetine gireceğiz. Eğer 30 Ekim'e kadar 30.000 abone olursak sizlere devasa, az önce söylediğim, içerisinde tam tamına 100 mobil oyunluk bir liste videosu hazırlayacağım. Yani içerisinde 100 tane birbirinden farklı mobil oyun olacak. Evet, zor, baya zor hatta, ama bakınca da çokça bir süre var. Eğer olursa gerçekten yapılması uzun ve zor bir video olacak, hayırlısı bakalım. Yani eğer 30 Ekim'e kadar 30.000 abone olursak 100 mobil oyunluk liste videosu sizlerle. Ve şunu da fark ettiyseniz, şu an videoyu 30 Ağustos'ta izliyorsunuz ve 30 Ekim'e kadar 30.000 challenge'ımız devam edecek. Yani açıkçası videoyu atma tarihi, hedef tarihi, ne bileyim, bir yaptım, belki şans getir falan diye, yani böyle yapayım dedim. Yani artık sonumuz hayır olsun bakalım. Neyse, şu anki videoya geçelim. Bu listede de yine birbirinden güzel oyunları derledim. Sonuna kadar mutlaka atlamadan izleyin. Her zamanki gibi like butonuna çökmeyi, şamar oğlanına çevirmeyi falan ihmal etmeyelim. Şöyle bir nereden baksan 3000 like falan gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Challenge'ımızı, hedefimizi unutmayalım. Yep, isterseniz fazla uzatmadan da başlayalım. İyi seyirler. On numara, War After. Uluslar arasındaki sürekli çatışma ve azalan kaynaklar bildiğimiz dünyanın sonunu getirdi. Kaynaklar kıt hale geldi. Birkaç grup kalanları almak adına hiçbir şeyden maalesef vazgeçemeyecek. Kıyamet sonrası ebedi bir yüzleşme dünyasında gruplardan birine katılın. Birkaç serpinti arenasında savaşın, silahları, savaşçıları, teçhizatları seçin, yükseltin ve diyara hükmedin. 9 numara, Darkness Rises. Karanlık diyarda yayılıyor ve içerisinde kapılarımızda gedik açmaya hazır acımasız şeytan sürüleri saklıyor. Önünüzdeki yol zahmetli olacak, ama dünyamızı mahvetmeden önce bu şeytanları yok etmek için direnmeli ve cehennemin ta kendisine saldırmalısınız. 8 numara, King's Road. Evet dostlarım, birazcık nostaljik oyunlara girelim. Bunun haricinde bir tane daha nostaljik oyun ekledim listeye, haberiniz olsun. Şimdi bu oyunu bilenler vardır. Bayağı eski bir oyun. Ben çok önceden oynardım. Yani artık efsane olmuş oyunların arasındadır bana göre. Kesinlikle deneyimlemenizi tavsiye ederim. 7 numara, Shooting Strike. First Person Shooter oyunu, yani takımlı maçların yanı sıra yalnız falan da takılabiliyorsunuz. Yani klasik bir FPS oyunu. 6 numara, Fallout Shelter. Kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Bir sığınağınız var ve orayı gitgide geliştiriyorsunuz. Aynı zamanda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bakmadan geçmeyin bence. 5 numaramız 8 Ball Pool. Evet, bir diğer nostaljik oyunumuz. Bunu da zamanında çok oynardım gerçekten. Bilardo, yani klasik, ama bilmiyorum, çeşitli skinlerle ıstakanız olabiliyordu sanırım. O oyunun o yanları falan benim hoşuma gidiyordu. Kesinlikle şans verin derim. 4 numara, Silent Age. Yıl 1972. Aşk bedava, parmak arası terlikler, İngiliz derisi ve bandanalar modanın zirvesinde. Bu arada Soğuk Savaş'ın ılıktan daha fazlası ve deniz aşırı ülkelerde gerçek bir savaş yaşanıyor. Hareketler oluyor. Çevreciler kadın özgürlükleri hareketi ve dans pistlerini tamamen farklı türde bir hareket yeraltı kulüplerini ele geçiriyor. Dostlarım, şimdi güzel bir hikayeli mobil oyun. Yani biliyorsunuz mobilde öyle çok hikaye tabanlı oyunlar maalesef yok. O yüzden deneyebilirsiniz.
3 numara Dead Effect. Evet, yani Dead Effect, artık bu seriyi duymayan yoktur diye düşünüyorum. Daha önce ikinci oyununu da göstermiştim. Yani aslında tam tersi olması lazım. İlk bu oyunu, sonra ikinci oyunu göstermiş olmam lazım ama neyse, oldu bir kere artık. Şimdi Dead Effect'i herkes biliyor falan diyorum ama bilmeyenler illaki olabilir. Kısaca anlatayım. Zombilere karşı oynadığımız bir oyun, hikaye tabanlı bir oyundur kendisi. Az önce söylediğim gibi mobilde öyle çok hikaye tabanlı oyunlar maalesef yok. Yani bunların önemini bilmek lazım aslında mobilde. Onun dışında hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun, bakmadan geçmeyin diyebilirim. İki numara Lose Fortune. Şahane grafikleri olan bir parkur oyunu. Çok fazla seviyeleri var ve hani atmosfer de çokça değişiyor. O anlamda gerçekten takdiri hak ediyor. Fakat şunu da söylemeden geçemem. Oyun ücretli, yani haberiniz olsun. Ve bir numaramız Combat Versus. Asker ajanını seç, rolünde uzmanlaş ve takımınla birlikte savaş meydanına hükmet. Eşsiz tasarım ve silah kamuflajlarına sahip görünümlerle ajanlarını kişiselleştirebilirsiniz. Becerikli saldırı ustalarından takım oyunu seven savunmacılar ile destekçilere ve hatta gizli suikastçilere kadar her savaş tarzı için görev ajanları var. First Person Shooter oyundur dostlarım, deneyimlemeden geçmeyin. Evet dostlarım, bitti. Başta bahsettiğim challenge hedefi lütfen unutmayalım. 30 bin abone için bastıralım ve sizlere o devasa 100 mobil oyunluk videoyu hazırlayayım. Evet, yani benim için de çok zor olacak ama artık sonumuz hayır olsun bakalım. Bugün gerçekten sağlam mobil oyunlar gösterdiğimi düşünüyorum her zamanki gibi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Olabilir ya, bu listedeki oyunlar sizi tatmin etmeyebilir. Normal bir durum, her zaman söylüyorum bunu. Herkesin zevki farklı. Dolu dolu liste videolarımız var. Zaten onlara da göz atabilirsiniz. Şu anda sağ üstte oynatma listesi çıktı. Oraya da mutlaka bir bakın. Yani kesinlikle aradığınız oyunu oralarda bulabilirsiniz. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, düşünceleriz paylaşım falan eksik etmeyin. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve benimle kalın. Öpülünüz ama yanaktan bye.